Arkadaşlarım selamlar trigonometri kampında ikinci dersimizdeyiz konumuz ise esas ölçü hemen kitaptan ben sana sayfaları söyleyeyim 6 ve 7. sayfaları çözüyoruz sevgili arkadaşlarım trigonometri kitabımızdan. Evet gençler hazırsanız dersimize geçelim. Evet esas ölçü dedik ve şöyle başlayalım bakalım bir açının. Bak sıfırdan kapalı 360'dan açık ya da sıfırdan kapalı 2 pi'den açık aralığında yazılmasıdır. Yani örnek veriyorum bizim açılarımız illa 0 360 arasında olmak zorunda değil. 360'tan daha büyük olan açılar da var. Fakat bunların 0 ile 360 aralığında bir karşılığı da var gençler. Tamam? İşte biz o karşılıkları esas ölçüleri diyoruz. Bu işlemi yapmaya da esas ölçü bulma işlemi diyoruz. Derece türünden pozitif açıların esas ölçüsü bulunurken açının bak derece türünden yapıyorsak açının 360 derece ile bölümünden kalan alınır ya da açıya istenilen kadar 360 derece eklenip çıkarılarak bulunur. 360 derece veya tabi katları da diyebilirsin. Yani 360'ın katları da diyebilirsin direkt buraya. Radyan türünden pozitif açıların esas ölçüleri bulunurken ne yapıyoruz? Açının, açının. Şimdi radyan türünden diyor ya eğer ki bak eğer ki rasyonelse gençler yani paydasında birden başka bir sayı varsa açının altında yani paydasında yazan paydasında yazan sayı yazan sayının iki katına bölünür. Yazan sayının iki katına bölünür ve yeni pay olarak yazılır. Payda ne olacak? Eski paydamız olacak. Birazdan örnekler üzerine çok net göreceksin. Negatif açılarda pozitif gibi işlem yapılır ve sonuç sonuç ne yapılır arkadaşlar? Negatif açılarda pozitif gibi işlem yapıyoruz ve sonuç sevgili arkadaşlarım 2 pi'den çıkarılır diyeceğiz. 2 pi'den çıkarılır çıkarır zaten yazıyordu. Sonuç 2 pi'den çıkarılacak. Şimdi tabi daha kolay yöntemleri de var onları da ben size göstereceğim. Mesela 780 derece demiş esas ölçüsünü nasıl bulacağım? Hemen 780'i işlemleri sağ tarafa yazalım bari. 780'i ben 360'a böleceğim. 2 defa var 720 çıkardım 60 esas ölçümüz 60 derece olacak. 4040'a bakalım şimdi. 4040 için gençler 3600 biliyorsun 360'ın tam katı. O halde ben diyorum ki 360'ın içerisinde 11 defa vardır diyorum. Burası da sevgili arkadaşlar 3600 360 eklersem 3960 yapacağını biliyorum. Çıkardım 80 kaldı. Demek ki esas ölçümüz 80 derece olacak. 1900. 1900'e bakalım. Hemen ben bunu 360'a böleceğim. 5 defa olsa 1800 yapar. Çok güzel 5. 1800 yaptı burası dedik. Kalan 100. Demek ki bunun esas ölçüsü de 100 derece olacak. Eksi 250. Bak dikkat et şimdi buna. Eksi 250 derece. Şimdi tabi bu 360'dan, eksi 360'dan daha büyük olduğu için direkt üstüne 360 eklersin. 360 eklediğin takdirde 110 derece gelir. Bu da bizim esas ölçümüz olur. İşte eksi de ne yapacağız hocam? Eksi 700'de de 2 kere 360 ekleyebilirsin ama bir taktik göstermek amaçlı şunu şöyle gösterelim. Bak. Eksi 700, 360'a böldüm. Normal şartlar altında bunun işte bir defa var. Ama ben ne, ne, diyorum? Bir fazlasının yani içinde olanın bir fazlasının eksilisini yazdım. Eksi 2 kere 360 eksi 720 yapar. Çıkardım. Eksi eksi artı yaptığı için 720'den 700'ü çıkardım. 20 direkt cevabı buldun. Buraya 20 derece yazabilirsin artık. Eksi 2050 derece için de aynısını yapacağız. Eksi 2050'yi ben gideceğim 360'a bir güzel böleceğim. Şimdi Az önce 1000 e, kaç dedik? 1800 dedik değil mi? 1800'ün üzerine 360 eklediğim zaman bu zaten direkt 2160 oluyor ya. Demek ki 5 defa vardır diyeceğim ama bir fazlasının yani e, altının 6'nın eksilisini yazacağım. Eksi 6 kere 360 diyeceğiz şimdi burada. Ben bunu 6 ile çarparsam 1800 artı 360'dan 2160 yapacağını az önce söylemiştim. Eksilisi tabii ki. Eksi eksi artı yaptı. 2160'dan 2050'yi çıkardım. 110 geldi. Demek ki bunun da esas ölçüsü 110 derece olacakmış diyeceğiz. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Radyan cinsinden olan açıların esas ölçülerini bulalım. Az önce paydasının iki katına falan bölünür demiştim ya. O muhabbeti göstereceğim. 23'ü paydanın yani 4'ün iki katına 8'e böleceğim. 2 defa var. 16 çıkardım 7 geldi o halde diyorum ki 7 pi bölü 4 bak payda aynı kalıyor burada da kalanı pay olarak seçiyoruz 33'ü ne yapacağım bu sefer tabii ki ona böleceğim e, kalan 3 hocam çünkü 30 oluyor tam burası da 3 pi bölü 5'tir diyeceğiz 21'i kaça bölmem gerekiyor tabii ki 4'e bak bunun iki katına böldüm 5 defa var 20 çıkardım 1 o halde benim cevabım pi bölü 2. Esas ölçümüz pi bölü 2 oldu. Hocam eksi var. Eksi var eksi var korkma. Eksi 25'i ne yapacaksın? 6'nın 2 katına 12'ye böleceksin. Normalde kaç defa var? 2 defa var. Ama ben ne diyorum? Eksi 3 defa olsun. Yani bir fazlasının eksilisi. Aynı şekilde burada yapmaya devam ediyorum. Eksi 36 çıkardım. Eksi eksi artı yaptı. Burası 11 geldi. Demek ki bunun esas ölçüsü 11. Pi bölü 6'ymış dedim. Eksi 32'yi 10'a böleceğim. İçinde normalde 3 defa var ama ben eksi 4 yazacağım. Eksi 40 dedim çıkardım 8 geldi. Eksi eksiden kaynaklı. Demek ki burası 8 pi bölü 5'miş. Ve son olarak eksi 73'ü kaça bölmem gerekiyor? 6'ya. İçinde 12 defa var ama ben eksi 13 yazacağım. 6 kere eksi 13 eksi 78 yapar. Çıkardım 5 geldi. Şunlar artı yaptı çünkü. Demek ki 5 pi bölü 3 benim cevabım olacaktı. Evet gençler devam ediyorum sağ üst tarafta. Özellik demiş bak. Diyor ki bu özellikle a bir tam sayı olmak üzere a kere pi şeklindeki açılarda esas ölçü eğer a tek sayıysa, bak tek sayıysa pi, çift sayıysa sıfırdır diyoruz. Yani şöyle ki örnek veriyorum 7 pi'nin esas ölçüsü nedir? Tekse pi'dir. Çünkü 7 pi'nin 2 pi ile bölümünden kalan 1'dir. Çünkü tek sayının 2 ile bölümünden kalan daima 1 olur. Çift sayı 2'ye tam bölündüğü için zaten esas ölçüsü tam bölündüğü için kalansız bölünür. Esas ölçüsü sıfırdır. Mesela 8 pi'nin esas ölçüsü sıfırdır. 12 pi'nin esas ölçüsü sıfırken... 199 pi'nin esas ölçüsü de tabii ki yine pi olacaktır diyeceğiz çünkü tek sayı. Örnek 3'e bakalım. 23 pi'nin esas ölçüsü hocam pi. Eksi 36 çift olduğu için esas ölçü 0. 74 çifttir esas ölçü 0. Eksi 133 tek olduğu için esas ölçümüz pi'dir diyeceğiz gençler. 4. örnekteyiz. 21 pi bölü 4 denktir pi bölü 4'e diyor. Yani 21 pi bölü 4'ün esas ölçüsü pi bölü 4'tür diyor. Peki bu gerçekte böyle mi? 21'i ben kaça böleceğim? 8'e böleceğim. 8'e böleceğim. Şimdi neden paydanın 2 katına bölüyorum çünkü? Kaç defa var? 2, 2 kere 8. 16 yaptı çıkardım 5 geldi. E 5 pi bölü 4'müş cevabımız. Ama burada ne demiş? Pi bölü 4 o zaman birinci öncül cortladı. 2540'ın SS ölçüsü 20'dir demiş. Ben 2540'ı kaça bölmem gerekiyor? 360'a bölmem gerekiyor. E, i̇çerisinde bunun 7 defa vardır desem 7 kere 300 2100 yapar 6 kere 60 kere 7 de 420 yapar topladığım takdirde 2520'yi bulurum kalanımız 20 olduğu için esas ölçü 20 demiş yani bu doğru Eksi 3700'ün esas ölçüsü 100'dür demiş Eksi 3700'ü ben 3600'e böldüğüm 360'a böldüğüm takdirde 10 defa var ama ben kaç yazacaktım Eksi 11 yazacaktım değil mi Peki bunları çarptığımız zaman ne geliyor Eksi 3960 geliyor. Şimdi bundan bunu çıkarırsam eksiler gitti. Artı oldu 3960'dan 700'ü çıkarırsam 260 gelir. SS ölçüm 260'mış yani 100 değilmiş o halde bu da gitti. Eksi 49 pi'nin SS ölçüsü pi'dir demiş. E burası tek olduğu için pi olduğunu zaten söylemiştik bir üste. Eksi 19 pi bölü 3'ün esas ölçüsü 5 pi'dir de, 5 pi bölü 3'tür demiş. Ben 19'u yani eksi 19'u 6'ya bölmem gerekiyor. Normalde 3 defa var içerisinde 19'un ama ben eksi 4 yazacağım. Eksi 4 kere 6 eksi 24 yaptı. Çıkardım eksi eksi ne yaptı arkadaşlarım? Artı yaptı. 24'ten 19'u çıkardım 5 geldi. Demek ki cevabım 5 pi bölü 3'müş. Burada da bunu bu şekilde verdiği için bu da doğrudur. Kaç tanesi doğrudur deniliyor. 1, 2, 3 tanesi doğrudur. Bunlar da 2, 4 ve 5. öncülde verilen bilgiler olacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum 5. örneğimle. Esas ölçüleri sırasıyla 30 ve 45 derece olan iki açının toplamı K'dır. Şimdi esas ölçüleri toplamı 30 ve 45'miş ve bunların toplamında da K demiş. Buna göre K'nın esas ölçüsü 75'tir. Şimdi arkadaşım esas ölçüsü 30 derece olan açımız 360 derece çarpı K artı 30 derecedir. Esas ölçüsü 45 derece olan da 360 derece çarpı m artı 45 derecedir. Eğer ki ben bunları toplayacak olursam 360 parantezini alabiliyorum buradaki k artı m'yi şu şekilde ve 30 derece ile 45 derecenin toplamı 75 derece yapar. Bak ben bunu 360'a böldüğüm takdirde zaten şu kısım tam bölünür. Tam bölündüğü için de burası benim kalanım olur. Kalan da biliyorsunuz zaten esas ölçünün ta kendisi oluyordu. O halde K'nın esas ölçüsü gerçekten 75'miş denir. K sayısı 15'in katıdır denilmiş. Şimdi esas ölçü 360 derece çarpı K artı 30 dereceydi. E burası 360 15'in katı, 30 15'in katı olduğu için bu 15'in bir katıdır. Burası da aynı şekilde 360 derece çarpı M artı 45 derecede yine 15'in bir katıdır çünkü bu da 15'in bu da 15'in katı. E şimdi. Ben bunları topladığım takdirde 15 parantezini alabiliyorum. Dolayısıyla 15'in katıdır ifadesi benim için yine doğru. K'nın 3 basamaklı en büyük değeri 990'dır denilmiş bize. Şimdi gençler iyi dinleyin beni. Öncelikle öncelikle 360 derece çarpı K artı 30 derecemiz vardı. Burası da 360 M artı 45 değil mi? E şimdi ben bunları topladığım takdirde 360 parantezinde K artı M artı 75 geldiğini biliyorum. E şimdi K dediğimizde bu iki sayının, bu iki e, ölçünün toplamıydı, açının toplamıydı. Şimdi ben burada 360'ın katına 1, 75 eklersem, 360'ın katı sonu 0 olduğu için, bir kere zaten 360'ın katının sonu 0'dır. Yani şöyle şöyle bir sayı mesela sonu 0. Ben buna 75 eklediğim takdirde bunun zaten sonucunun e, birler basamağının 5 olması gerekiyordu. Yani 990 çıkmasına zaten imkan yok. Tamam mı? Dolayısıyla bu mudur diye acaba düşünmeme de gerek yok. Üçüncü öncül cortladı. Cevap 1 ve 2 olacaktı diyebiliriz. Evet şimdi 6. sayfamızı bitirdik. Devam ediyoruz. 7. sayfada 6. örneğimizde. A2 B3 basamaklı bir sayı olmak üzere A2 B3 basamaklı sayısı çarpı pi bölü 18 açısının esas ölçüsü 5 pi bölü 18 olarak verilmiş. A artı B'nin toplamı maksimum kaçtır diye soruluyor. Şimdi A, 2, B sayısını sevgili arkadaşlarım ben kaça bölmem gerekiyor? 18'in iki katı olan 36'ya bölmem gerekiyor. Böldüm. Ka takdirde de kalanımız ne olmak zorundaymış? 5 olmak zorundayım Çünkü açının esas ölçüsü 5B bölü 18. Yani şimdi ben buraya bir M sayısı atayacak olursam ben A, 2, B sayısını nasıl elde ederim? 36 çarpı M artı 5 olarak elde edebilirim. Demek ki burada ne demeye çalışıyor? A2B sayısı 36'nın katından 5 fazla. E tamam çok güzel. Gel dönelip şimdi TYT bölme bölünebilme. Bölünebilme kurallarında şimdi 36'ya böldüğüm takdirde 5 kalıyorsa 36'nın hem aralarında asal olan hem de çarpanları olan ne var? 9 ve 4 var. O halde diyorum ki ben bu A2B sayısını 9'a böldüğüm takdirde 9K artı 5 yapar. Kalan yine 5 olur. Çünkü 5'in de 9'a bölümünden kalan 5'tir. Veya A2B sayısını ben 4'e böldüğüm takdirde 4N artı 5'in 4'te bölümünden kalan 1 olduğu için 4'te bölümünden kalan 1 olacak. 9'da bölümünden kalan 5 olacak. E şimdi bu sayının sonuna ilgilendiren bölünebilme kuralı hangisiydi? 4 ile 9 arasından e 4'tür. E madem öyle ben diyorum ki A2B sayısının burada alabileceği bazı değerler var. A2B sayısının alabileceği değerler. Şimdi 4 de bölümünden kalan 1 olacaksa eğer tamam mı? Son 2 basamağa bakıyordu. E şimdi o zaman son 2 basamağa bakacaksak biz şurası 20 küsürlerde 4 bölümünden kalan 1 olan hangi sayılar var? Bir 21 var. Bunun 4 fazlası da olur. 25 var. Bunun 4 fazlası olur. 29 var. Tamam güzel. Şimdi B adaylarımız belli. Tamam mı? B adaylarımız belli. Burada B 1, burada B 5 ve burada B 9 gençler. Şimdi 9 ile bölümünden kalanın 5 olmasını istiyorum. Yani sayının rakamlarının toplamının 9'un katından 5 fazla olmasını istiyorum. Şu an şurası toplamı kaç? 3. A artı 3'ün, A artı 3'ün 9'un bölümünden kalan 5 olacaksa yani rakamları toplamı sevgili arkadaşlarım A artı 3 9 ile bölümünden kalanın 5 olmasını istiyorsam A burada 2 olabilir çünkü direkt 2 artı 2 artı 1 bize 5'i verir. Başka olabilir mi? 9 fazlası olur ama 9 fazlası zaten bizim için burada nedir? Rakam değildir 2'nin 9 fazlası. O zaman geçtim yan tarafa. 2 ile 5'in toplamı 7 yaptı. 9'a bölümünden kalanın 5 olmasını istiyorsan bu sayı 14 olabilir. E şimdi şurası toplamı zaten 7 idi. O zaman A'yı ben 7 seçersem bak 725 9'da bölümünden kalan 5'tir. Yani B5 iken A7 olabiliyormuş. Veyahut bir de B'nin 9 olma durumuna bakacağız. 9-2 daha 11 yapar. 9'da bölümünden kalanın 5 olabilmesi için toplamının 14 olabilir diyeceğiz. Ve A buradan kaç olabilir arkadaşlarım? 14 olabilmesi için 3 olabilir. Yani burada 221-725- ve 329 sayılarına bakacağız. A artı B toplamı maksimum kaçtır diye sorulmuştu. Zaten burada 2 ile 1'in toplamı 3, 7 ile 5'in toplamı 12 ve 3 ile 9'un toplamı 12 oluyor. Yani A artı B maksimum kaç oluyormuş? 12 oluyormuş arkadaşlar. Cevabımız 12 olacaktı dedik 6. örnek için. Devam ediyorum. 7. örneğimle. X açısı 30 derece ile 4000 derece arasında olmak üzere X açısının esas ölçüsü Pi bölü 3'tür denilmiş buna göre x kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Şimdi esas ölçüsü pi bölü 3 ise gençler ben bu pi radyanın 180 derece olduğunu biliyorum. 180 dereceyi 3'e bölersem esas ölçü aslında kaçmış 60 dereceymiş. Şimdi 60 derece ise x burada 60 derece olabilir. 360 fazlası olan 420 derecede olabilir ki bu şekilde devam eder doğru mu? Peki hala esas ölçümüz 60'ta unutma. Peki 4000'den önce 3 e, 360'ın katı olan ne var? 4000'den önce 3600'ün 360 fazlası var. 3600 derece var. Bir de 360 fazla olan 3960 derece var. E şimdi bunun esas ölçüsü 60 60'sa 3660 derece olabilir bizim açımız, aradığımız açı bu x. Veyahut 60 daha eklersem 4.020 derece olur ama 4.000'den küçük dediği için bunu kabul edemem. Yani x'in maksimum alabileceği değer kaçmış gençler? 3.660 derece olacakmış. E çok güzel. Şimdi burada kaç farklı değer var? Bunu bulmamız gerekiyor bizim. Son terim 3.660 ya da direkt dereceleri yazmadan da yapabiliriz. 3.660'dan 60'ı çıkardım. Bölü artış miktarı olan 3.660'a böldüm ve 1 ekledim bu kadar terim vardır. Şurayı eksiltirsem 3600 yapar. 3600'ü 360'a böldüm 10 geldi. Ona da gittim 1 ekledim cevabı buldum. Cevap 11 olacaktı dedim. 7. sorunun cevabı 11'di ve devam ediyorum 8'de. Hard, hard disklerin dönüş hızlarının RPM değerleri 1 dakika içerisindeki tur sayısıdır. 5400 RPM değerine sahip bir hard disk dakikada 5400 tur atıyor demektir. Buna göre 7200 rpm değerine sahip bir hard diskin 1 bölü 60 saniyede taradığı açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi şimdi. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle 1 dakikada 7200 rpm demek ne demek? 60 saniyede demek 7200 tur atıyor. Yani 7200 çarpı 360 derece Bak 7200 çarpı 360 derece tarıyor demektir. Peki bu 1 saniyesini nasıl bulurum ben bunu? Tabii ki 60'a bölerim. O zaman 60'a bölersem 7200 çarpı bunu 60'a böldüm 6 geldi. Bu kadar derece tarar. Ama diyor ki bak 1 bölü 60 saniyede. 1 bölü 60 saniye içinde o zaman bunu 60'a bölerim. Bunu da 60'a böleceğim. 60'a bölersem bunu direkt sıfırlar gider 6'lar gider 720 derece taradığını söyleyebilirim. Evet 8. sorumuzda bitirdik ve devam ediyoruz 9. örneğimizde. Şimdi Aslı var Beyza var. Aslı şurada 50 derecelik açı yapmış. Beyza burada 20 derecelik açı yapmış. Şekilde verilen dairesel pistte Aslı ve Beyza aynı anda bulundukları noktalardan belirtilen yönlerde hareket ediyorlar. Aslı pistin tamamını 30 dakikada. Beyza ise pistin tamamını 18 dakikada koşuyor. Şimdi Aslı 30 dakikada koşuyormuş. Beyza da 18 dakikada koşuyormuş. İkisi koşmaya başladıktan 80 dakika sonra bulundukları konumdaki esas ölçülerinin toplamı kaç derecedir diye soruluyor sevgili yaşlar. Şimdi ikisi de koşmaya başladıktan 80 dakika demiş ya. Ben aslının şöyle konuşalım şimdi sizle. Aslının 30 dakikada 360 derece döndüğünü biliyorum. Yani pistin tamamını 30 dakikada koşuyorsa o halde şöyle diyelim. 30 dakikada 360 derece hareket ediyorsa 80 dakikada ne kadar hareket eder diyelim. Sıfırları götürelim. 3 ile 360'ı sadeleştirdim. 120, 8 kere 120 de bana 960'ı verir. Şimdi 960 derece bu tarafa doğru hareket edecek. Tamam 960 derece bu tarafa doğru hareket edecek. Şimdi Aslı'yı bulduk. 960 derece hareket edecek dedik. Şimdi Beyza'ya bakalım. Beyza da pistin tamamını 18 dakikada koşuyordu. Diyorum ki 18 dakikada 360 derece hareket edebiliyorsa 80 dakikada ne kadar hareket eder diyeceğim. Bunu yapabilmek için de şimdi 18 ve 80 var elimizde. 80 ile 360'ı çarpacağım. 18'e böleceğim. 360 18'i sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 20 kaldı. 20 kere 80'de bize 1600'ü verir. Yani Beyza'da 1600 derece hareket edecekmiş. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. Şimdi diyor ki 80 dakika aynı anda harekete başladılar ve 80 dakika geçti. Aslı'nın 960 derece, Beyza'nın 1600 derece hareket ettiğini öğrendim. Diyor ki bana bulundukları konumdaki esas ölçülerin toplamı. He, şimdi şöyle diyelim o zaman. Ben şurada Aslı'nın 960 derece döneceğini biliyorum. Yani 360 bir tekrar edeceği için ben bu 360 dereceyi yani 960 dereceyi 360'a bir güzel böleyim. 2 defa var 720 çıkardım kalan ne yapar 240 yapar yani aslına bakarsan aslında 960 derece dönüyor saat yönünün tersine ama 240 derece dönmeyle aynı şey 240 derece dönecekse şunu şöyle yaptım şuraya kadar gelince zaten 180 yapıyor değil mi ve şurası 50 idi şurada, şuraya 40 kalır şimdi 180'i döndük ne kadar daha lazım 60 daha lazım o halde diyorum ki 60 daha ilerlerse şuraya gelir Bak, şuraya gelir ve şurası da 20 derecedir. Şu an Aslı burada. Aslı şu an burada. Pekala. Bir de Beyza'ya bakalım. Beyza 1600 dönecekti. 1600'ü gittim. 3360'a böldüm. E, 4 defa vardır. 1440 dedim. Çıkardım. Buradan 160 geldi. Aslında Beyza e, 1600 derece dönmek yerine 160 derece döndüğünde de zaten aynı yere geliyor. O halde 160 derece döndüreceğiz. Şurası şöyle dönerse 180 olur. Demek ki şurası da kaç olur gençler? 20 olur. Zaten 20'de duruyormuş ya 20 derece. 160 derece dönerse demek ki Beyza nerede olacak? Burada olacak diyebiliriz. Pekala. Şimdi tam olarak x ekseninin üzerinde yani. Ne demişti? Bulundukları konudaki esas ölçülerin toplamı. E, şuranın esas ölçüsü şimdi. Aslı'nın durduğu yerin esas ölçüsü nedir? Aslı'nın durduğu yer neresi oluyordu? Şurası oluyordu değil mi? Heh, şurası. Tam olarak şurada duruyordu. E şimdi hocam şurası 180 zaten. Şurası 20 ise burası da 70. 180'e 70 ekledim. Aslının bulunduğu yerin esas ölçüsü 250 yaptı. Beyzanın bulunduğu yer zaten x ekseni üzerinde olduğu için ama negatif tarafında 180 derecedir esas ölçüsü. İşte bunların toplamı sorulmuş bize. 250 ile 80'i topladım 330, 100 daha 430 yaptı. Demek ki cevabımız 430 derece olacakmış diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyorum 10. sorumla. Yukarıda verilen dönme dolap içerisinde oturan bir kişinin yere olan uzaklığı en az 3 metre en çok 23 metredir. Şimdi en az diyorsa şurasıdır 3 metre. Maksimum diyorsa şurasıdır. Burası da 23 metre yüksekliğe sahipmiş. Dönme dolaba yere en yakın kabinden binen bir kişi kişinin saat yönünde 4200 derece dönmesi sonucunda yere olan uzaklığı kaç metredir diye sormuş. Öncelikle ben bir 4200 dereceyi esas ölçüsünü bulalım ki durmadan tur attırmayalım adama. Bunu da 11 defa vardır diyeceğim. 3600'ün üzerine 360 eklediğim takdirde 3960 yaptığını zaten biliyorum. Çıkarırsam eğer 240 dereceyi bulurum. Yani aslına bakarsan 240 derece sonrası sorulmuş bana. Şimdi en yakın konumdan bindi yani şuradan bindi. 180 derece sonra zaten şurada olacak. Ve bir de 60 derece döndürmem gerekiyor şimdi benim. Bu arada şurası bak tam 90 derecenin olduğu yer bak. Şöyle yaptım şurası dik şu an. Kaç tane parça var arada? 1 2 3 4 5 tane parça var. Şimdi orası 90 dereceydi. 90 dereceydi. E şimdi ne kadar döndüreceğim ben bunu? Şöyle yaptım. Şuralara bir yere falan tekabül edecek ve şurası da 60 derece daha olmuş olacak, değil mi? Şu şekilde. Tamam, çok güzel. Şimdi aslına bakarsan şuradaki yüksekliği soruluyor, değil mi? Ben buradaki yüksekliği nasıl bulabilirim? Nasıl bulabilirim? Öncelikle diyorum ki Şurası 3 metreydi burası 23 metreydi. O zaman şuradan şuraya kadar olan uzaklık 20 metredir diyebilirim. 23'e 3 çünkü. 20 metre. Demek ki benim yarı çapım 10'muş. Yarı çap 10'sa sevgili arkadaşlar şunu şöyle çektim. Bak şurası 10'muş. Burası 10. 90'ın karşısı 10'sa 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı tabii ki nedir? Şurası 5'tir. E şimdi yarı çap 10'du. Şurası 5. 5 10 daha 15 3 de buradan yükseklik vardı 18 metre bana cevabı verir diyeceğim sevgili gençler ve cevabımız 18 metre olacaktı dedik. Evet videomuzun sonuna geldik ikinci dersimizi bitirdik ve üçüncü dersimizde birim çemberle devam edeceğiz arkadaşlar. Birim çember videosunda görüşürüz sizleri seviyorum. Hoşçakalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.